Efendim burası 1991 yılında babam Ahmet Cemalettin Çapan tarafından kuruldu. Kurulduğunda burası tabii ki şu gördüğünüz halde değildi. Çok kötü bir vaziyetteydi. Fakat biz büyük mücadelelerle, çabalarla bu gördüğünüz hale getirdik. O zamanlar tabii ki buranın Karaköy'ün çevresi çok farklıydı. Gerçekten burası ileride tavuk kesimhaneleri falan vardı. Yani kokusu bile çok farklıydı. Atmosferi çok farklıydı. İnanın saat 8'den sonra, saat 8.30'dan sonra buraya bir hanım gelip gezemezdi. Bu sokağa giremezdi. Çünkü birçok olaylar, birçok cinayetler falan bile burada olduğu söylenirdi. Şimdi gördüğünüz gibi çok büyük bir gelişim, çok büyük bir evrim içinde. Hatta İstiklal Caddesi ile yarıştığı, hatta onu çoktan geçtiği söylenmekte. Geçen 26 yılda burada birçok dükkan açıldı, birçok kafe açıldı, kapandı. Biz fakat çeşitli badireleri atlattık, hali hazırda çalışmaktayız. Yani hemen hemen şimdi azalma mevcut. Şöyle azalma mevcut, şimdi bundan 20 küsür sene evvel burada biz hani 2-3 restorandan biriydik. Ve burada şurada Veli Alemdar Han vardı. Orada Kozluca Han vardı. O her bu söylediğim hanın içinde yani yüzlerce oda vardı. Yüzlerce büro vardı. O büronun hemen hemen birçok müşterisi bu 3-4 restorana dağılıyordu. O 3-4 restorandan da biri bizdik. Fakat şimdi bütün o esnaflar, o Kozluca Han, Veli Alemdar Han hepsi yıkıldı. Onların yerine otel oldu. Bu otel olmasının dahilinde bütün bu Karaköy'de 4 tane olan restoran 54 tane oldu. Yani pasta küçüldü, pay büyüdü. O yüzden öyle bir sıkıntımız var. Çok şükür yine kendi yağımızla kavrulabiliyoruz, ekmeğimizi çıkarabiliyoruz ama tabii ki eski işleri de mumla arıyoruz. Bu restorantı ben 50 senedir bu sokaktayım ama daha evvelki işim bu değildi. Benim burada atölyem vardı, plastik kalıp yapıyordum. Sonradan bir arkadaşın teşvikiyle ortak burayı açtık. 1991'de açtık burayı. 91'de burası Ocakbaşı olarak açıldı. Sonradan 99'a kadar o şekilde yürüttük. 99'da deprem olunca birçok şeyler değişti. Biz de burayı bu şekilde getirdik. 2004'te bir kapattık. Eve gittik oturduk, yapamadık. 3 kişi o bana bakıyor, ben ona bakıyorum falan derken dedim ben gideyim tekrardan bir dekorasyon değiştireyim. Tekrar başlayalım dedim. 1-2 ay gezdik, dolaştık, geldik tekrar burayı açtık. Ve bu halde getirdik. Devam ediyoruz. Annemden öğrendiklerimi yapıyorum. Kendim yapıyorum. Bir arkadaş da var orada, ona da öğrettik. O da yapıyor, devam ediyor. Devam ediyoruz böyle yani. 30 sene evvel Karaköy, burada şarapçılar, işte hamallar, şunlar bunlar, sanayi bölgesine yakındı. Çok dükkanlar vardı burada, ben de işlerindeydim. Ondan sonra işte herkes, Dudullu'da büyük bir yer yapıldı o zaman. Bir kısmı oraya taşındı. Galata Port lafı çıktı. Herkes buraya hücum etti. Ama onun da kimseye faydası olacağına inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü Galata Port dıhtım olduğu gibi her türlü şeyi kuracaklar oraya. Bu ara sokaklara nostaljik bir şey olursa gezerler yani. Öyle zannetmiyorum bir faydası olacağını. Biz gene buradayız. Evet. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz yani.